et ya. Ölüm açık senin. Büyüyeceksin çok. Çok sağ olun Ender Bey. Verdiğiniz değer için teşekkür ederim. Ya ne demek? Ne yaptın sen? Konuştun mu arkadaşlara? Yani ben sizin cevabınızı beklerken böyle ne döktüm tahmin et. Tahmin et. Kurdeşen! Kurdeşen! Attı ya artık hadi. Yani aslında konuştuk. Kendi aramızda biraz tartışıyoruz şu anda. Tartışıyorsunuz tartış. Tartış, tartış, tartış. Nereye kadar? Konuş, konuş, konuş. Nereye kadar? İstiyorsan sen beni. Haydi uzat elini. Şimdi anlaşmanın tam saati. Anladın mı? Şu güzel şarkını hatırlat artık bitirelim şu işi. Sesiniz çok güzelmiş gerçekten. Aslında yani sizin teklifiniz benim aklıma yattı. Ama ortaklarımızdan Emre'nin %51 hisse konusunda bazı ön yargıları var. Emre. Yani benim için benim hayatta nefret ettiğim iki şey var. Biri ön yargı. İkincisi ön yargılı arkadaşlar. Şimdi bu Emre böyle senin önünü tıkıyor. Olmaz. Bunun için olaya bir el at. Aç önünü. Hadi göreyim seni. Haklı olabilirsiniz aslında. Sen bir düşün bunu. Hallet şunu sen. Hadi geç. Hoş geldiniz Kemal amca. Hoş bulduk. Hoş geldin babacığım. Ay canım hoş bulduk hayatım. Gel babacığım. Nasılsın damat? Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasıl oldun baba? Aa iyiyim damat beni bırak sen ya. Ha Emre ile Simay nasıl? Dünürlerle konuştunuz mu? Yok konuşmadık. Yok yani Emre tabii çok üzgün. Eminim Simay da çok üzgündür. Yani böyle bir durumda nasıl olunur ki zaten? Ben Sultan Hanım'ı aradım birkaç kere. Açmadı. Ben de Rıza Bey'i aradım. Ama ondan da ses seda yok. Yani biri benim kızımı da böyle düğünden önce bırakıp gitse ben de böyle olurdum. Hatta ben bu kadar sessiz kalamazdım yani. Pardon ama nereden biliyorsun? Belki Simay Emre'yi terk etti. Hı? Bence kesinlikle kalp hırsızı Simay Havucu terk etti. Onda öyle bir tip var çünkü. Yok ya nasıl bir tip? Yani böyle posta koyan, terk eden bir tip. Emine hadi dırıldanma babama bir çay koy hadi. Ya şimdi ben anlamadım. Akşam bunlar kızlarını alıp gittiler. Sonra siz Dünür'le görüşmediniz mi? Yok baba yani işte arıyoruz açmıyorlar. Çok ayıp oldu ya. Ya niye ayıp olsun damat? Yani şimdi biz bugüne kadar ailece onları kıracak, üzecek hiçbir şekilde davranmadık, hareket etmedik yani. Bak şimdi onlar da bize öyle davrandılar yani. Bizi kıracak, üzecek hiçbir şekilde hareket etmediler. Allah var yukarı. Evet baba ama bunu gel de Halva anlat. Ya söylüyorum. Dinlemiyor beni. Burada ayıp olacak bir şey yok. Ne bize ne onlara yani Rıza Bey, Sultanım kimseye ayıp olacak bir şey yok. Biz sadece çocuklarımız için üzülürüz. Ya ben Emre üzülüyor diye üzülüyorum. Simay üzülüyor diye üzülüyorum. Doğru. İnşallah dediğin gibidir. Ya nasıl dediğim gibidir? Öyledir tabii Haluk. Göreceğiz. Allah Allah. Allah. Bu havuç sürekli maç izliyor olmasın Şükrü? Olabilir. Hatta maç sonrası spor programlarını da izliyordur. Haftada 3 kez de halı sahaya gidiyordur. 2 haftada bir stada maç izlemeye de gidiyordur. Futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Tabii Simay da yeter artık demiştir. Haklısın abi. Las kızı Simay. Havuca ben mi Beşiktaş mı demiştir. Havuç da kartal selamı verip Beşiktaş demiştir abi. Ben de aynı fikirdeyim Şükrü. Evet arkadaşlar, bu nedenden dolayı ayrıldılar. Bak buraya yazıyorum. Kesin İrem, Havuç'la Simay'ın neden ayrıldığını biliyordur. Ah, kız, ara o zaman hadi. Arayayım değil mi? Tabii ki. Öyle meraklı gibi. Aman neyse merak ediyorsun işte. Dur hoparlörü alıyorum. Efendim? Aha İrem'ciğim, nasılsın? İyiyim Hatice, sen nasılsın? İyiyiz biz de. Bak ne diyeceğim, bilsen bilsen sen bilirsin. Havuç'la Simay neden ayrılmış? Ay Hatice biliyorum, sana da söylerim ama kimseye söylemek yok aramızda, tamam mı? Aşk olsun, benden laf çıktı mı şimdiye kadar? Şimdi şöyle olmuş. Havuç sosyal medyada böyle gizli kapaklı işler çeviriyormuş, tamam mı? Simay da bunu fark etmiş. Hesapların şifrelerini istemiş. Havuç da vermemiş tabii. Simay daha çok şüphelenmiş, daha çok kıskanmış, delirmiş sonra.
Aramızdaki her şey bitti. Yeter artık. Bak İrem Hanım, sana söylüyorum. Beni artık bu Ayten'le barıştırmak için hiç uğraşmayacaksın, tamam mı? Tamam İsmail Bey. Yeter ya. Meltem Hanım, şimdi ben bir şey soracağım. Hı. Peki bu bohçalar ne olacak? Evet, ne olacak? Şimdi konumuzla ne alakası var nişan bohçasının? Ay olur mu Meltem Hanım ya? Çok alakası var. Sultan Hanım'lara böyle bohça bohça hediyeler götürdük biz. Şimdi onlarda mı kalacak? Tabii ki onlarda kalacak Emine. Adı üstünde işte hediye. Hediye olarak verdik. Biz onları onlar için aldık. Onlar da kalacak. Ay ama şimdi böyle ne bileyim böyle havlular alındı, ne resimler falan alındı. Hem de en kalitelisinden alındı. E şimdi havuçla Simay evlenmeyeceğine göre onlar geri alınır yani. Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey hiç duymadım Emine. Duymamış da olayım. Ne sen söylemiş ol ne ben duymuş olayım. Ya ama şey diyeceğim ya bu benim fikrim değil ki. Nişan atılınca bohçalar böyle geri verilir yani adet böyledir. Emine bizde öküz ölünce ortaklık bozulmaz. Haluk'cum, bunun öküzle ortaklıkla filan alakası yok. Çocuklarımızın nişanından bahsediyoruz. Çocuklarımız aralarında belki de konuşup çözebilecekleri bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu geçici bir süreç olabilir ya da ayrılabilirler. Ama bütün bunlar bizim aldığımız hediyeleri geri istememiz için bir sebep olamaz. Doğru söylüyorsun kızım. Onlar da kalsın. Şimdi biz onlardan verdiğimiz hediyeleri istersek onlar da bizden geri ister. Ben onların aldığı içliği giydim. Üstümde şu anda hatta. Beni veremem. Şey diyeceğim. Halil Bey'in röpteşemburu var. Giymedi onu hiç böyle. Kutunun içinde duruyor mu? Geri verebiliriz. Emine. Oy. Bu kızın kesin inadı vardır Rıza Bey. Aynı saat şey. Ben bu uçaktan ayrılacağım diye başka bir şey demeyeyim. Ne yapalım Sultan? Ne yapalım? Yapacak tek bir şey var. Bitti bakayım onu. Mantıklıysa yapalım. Nişan poğaçalarını geri götüreceğiz. Ya bu değilsin yani. Evet bunu diyorum. Saçmalama Sultan, saçmalama. Adettendir Rıza Bey. Bizimkileri götüreceğiz, onlarınkini geri alacağız. Adet böyledir. Simay. Nereye gidiyorsun kızım? Babacığım biraz boğaldım. Çıkıp hava alacağım. Yani biz nişan poğaçalarını geri götüreceğiz. Gelmek ister misin? Sana da değişiklik olur. He anacığım isterim he. He. Tamam. Ben sana ne diyeyim Sultan? Ben sana ne diyeyim Sultan? Benim ne kadar sevdiğini söyleyebilirsin mesela. Bir daha çekinme söyle. Simon'im daha. Çekinme daha söyle. Aha bela. Yani kardeşim ya bence haklısın yani sen. Empati yapıyorum, kendimi senin yerine koyuyorum. Ben de sinirlenirdim. Yani evet Meto ya. Boğaldım, darlandım ben de. Burama kadar geldi. Ya abi yine de ayrılık çok büyük bir karar değil mi ha? Yok yok Meto. Bizim için en doğru karar bu oldu. Neyse boş ver, kurcalama bu işleri ya. Biz işimize odaklanalım. Ümit geliyor mu? Ya boş ver işi, boş ver Ümit'i ya. Ne işi? Sen de yani. Ya bak Havuç, kardeşim yani senin Simay'ı ne kadar çok sevdiğine ben şahidim. Ya ilk kez seni bu kadar çok aşık görmüştüm ben. Öyle tabii de işte.